Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir, hikaye romandan daha kısa bir türdür. İki, hikayede temel öge karakter yani kişidir. Romanda ise temel öge olarak genellikle olay vardır. Üç, hikaye genellikle tek bir olay çevresinde kurgulanır. Romanda birbirine bağlı olay örgüsü vardır. Dört, hikayelerde kişiler sadece olayı ilgilendiren boyutuyla verilir. Romanda ise kişi tanıtımı detaylıdır. Beş, hikayelerde olayların sahnesi durumundaki mekan sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olayların geçtiği birden birçok mekan vardır. Bu bakımdan da mekan ayrıntılı olarak anlatılır. Tahminimi söyleyeyim mi hocam? Söyleyebilirsin. Yazabilirsin. Sen nasıl istiyorsanız öyle yazın ama. Bursa diyorum. Evet. Tahminin nedir? Bursa diyorum ama emin değilim. Yani bir daha okuyayım, ondan sonra tekrar söylerim. Tamam. Tamam canım. Cevaplarınızı yazabilirsiniz de arkadaşlar. Hocam bence de Bursa aralarında en mantıksız gelen o. Tekrar baktım hocam. Kesin Bursa olması gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. Bana göre öyle yani. Evet, tamam. Şimdi bilerek yanlış doğru bir şey deniyorum. Başka cevaplamak isteyen? Farklı düşünen var mı? Aferin. Tabii ki cevabımız Bursa. Çünkü hikayede temel öge olaydır. Romanda ise temel öge kişidir. Yani karakterdir. Tam tersi olacak. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Roman bir olay çevresinde gelişen anlatmaya dayalı bir metindir. Metnin bütün unsurları olay örgüsünün etrafında birleşir. Romanlarda hayatın belirli kesitleri ele alınır ve olayların içindeki kişilerin özellikleriyle çeşitli çatışmalar eşliğinde sunulurlar. Bu tür edebi metinlerde olaylar belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşir. Romanlarda olay örgüsü bizzat yazar tarafından nakledilir. Romanın en önemli özelliklerinden birisi de kurguya dayalı oluşudur. Romanda gerçek dediğimiz şey değişikliğe uğrayarak edebi metnin içerisinde yer alır. Hocam bence Denizli. Tamam, cevaplarınızı düşünüyoruz. Ama bence cevaplarımızı yazarsak daha iyi olur. Hani herkesin cevap vermesini istiyorum. Sadece bir iki kişinin değil. Yazdığımız zaman hani duyulmaz. En azından hani kasıtlı okumazsın ama lütfen herkes bir şey yazsın arkadaşlar. Herkes bir cevap yazsın. Ben bir de yazarak gönderdim. Tamam Sorun canım. olmaz. Nisa'cığım aldım canım cevabını. Evet, Muhammed arkadaşımızın cevabını da aldım. Lütfen bir dahaki sorularda daha çok katılım sağlayın. Cevabımız Edirne. Bir dakika, burada bir şey var. Bir, iki, üç, dört, beş. Heh. Cevabımız Edirne. Romanlarda yani 5 numara. Romanlarda olay örgüsü bizzat yazar tarafından nakledilir diyor. Hayır. Anlatıcı ne güne duruyor? Anlatıcı tarafından nakledilir. Değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız Edirne. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Rabia'nın ilk müzik dersi böyle geçti. Günden güne Vehbi dedenin öğrettiği Kur'an okumaktan çok başka olan bu müziğin içten gelen vurgularına alışıyor, benimsiyordu.
ve en karışık usulleri dizinde bulmayı öğrendikten sonra hocası eline bir tep verdi. Parmaklarının gergin deri üzerinde dolaştırarak, vurarak çıkardığı seslerin zillerin şıkırtısıyla kaynaşması pek hoşuna gidiyordu. Herkesten bir cevap istiyorum. Okuyun şıkları. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Muhammed cevabını aldı. Nisa gördü. Sude gördü. Evet. Zülay. Nebahat. Bakalım o zaman cevabımız. Kerem. Sizler doğru ya da yanlış cevap verdikçe inanın daha mutlu oluyorum. Cevabımız doğru. Denizli. Denizli. Evet. Hakim bakış açısı ile anlatılmıştır. Hakim ilahi bakış açısında anlatıcı kahramanların zihinlerinden geçenleri bile bilmez mi? Bilir değil mi? Şimdi tekrar okumayayım aynı parçayı. Bu parça hakim bakış açısıyla anlatılmıştır. Hani mesela zillerin şıkırtısıyla kaynaşması pek hoşuna gidiyordu diyor mesela. Daha sonra Kur'an okumaktan çok başka olan bu müziğin içten gelen vurgularına alışıyor. O vurguları benimsiyordu. Yani soyut olan kavramlardan bile anlatıcının haberi var. Cevabımız Deniz'de. Aferin. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Şunu şöyle kenara alalım. Şunu da şöyle kenara alalım. Romanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tanzimat edebiyatı ile birlikte yazım yani edebiyat hayatımıza girmiştir. Olay çevresinde gelişen anlatmaya dayalı metindir. Olaylar bir kurgu çevresinde gelişir. Olaylar bir anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılır. Roman, durum ve olay anlatma bakımından ikiye ayrılır. Romanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi sizlerden cevap bekleyeceğim. Test sorularında konuyla ilgili ne kadar az ya da hiç yorum yapmazsam o kadar iyi. Çünkü amacım sizin bilginizi ölçmek. Nisa gördüm. Evet başka. Muhammed. Muhammed düşün. Kerem gördün. Bir kere romanlar hatırlatalım. Olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı edebi metinler içinde yer alır tabii ki. Zülal, Ali Murat, Kerem, Muhammed, Nisa. Evet, diğer arkadaşlarım da cevap versin lütfen. Nebahat, Sude, Muhammed. Bakalım cevabımız Edirne. Berfin seninkini de gördüm. Cevabımız Edirne. Roman, durum ve olay anlatma bakımından ikiye ayrılmaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne.
olay hikayeleri ve durum hikayeleri olmak üzere hikaye ikiye ayrılır. Roman ikiye ayrılmaz bu şekilde. O yüzden cevabımız nedir? Edirne'dir. Evet. Romanla ilgili bilgiler içeren numaralanmış cümlelerin doğru yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Evet, okuyun arkadaşlar. Evet. Cevaplarınızı takip etmekteyim. Bakalım bir. Ali Murat, Nebahat, Sülal, Nebahat, Berfin'in bu eski cevabıydı. Nisa. Bakalım mı arkadaşlar artık cevabımızı? Olur hocam. Cevabımız Adana. Gençler, olaylar mutlaka insanlar çevresinde gelişir. Doğru. Kişiler olay örgüsünde üstlendikleri görevlere göre önemli hale gelirler. Doğru. Tipler roman kişileri içinde kendi olarak ön plana çıkan şahsiyetlerdir. Yanlış. Roman kişileri içinde kendi olarak ön plana çıkan şahsiyetlere karakter denirdi. Güzel arkadaşlarım, düz anlatım, okuma, anlatım ve yorum yaptığımda beni çok dikkatli dinlemiyor musunuz arkadaşlar? Unutuluyor herhalde. Lütfen daha dikkatli dinleyelim, tamam mı? Cevabımız Adana. Diğer soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir? A. Anlatmaya bağlı edebi metin türleri içinde değerlendirilir. B. Konusunu gerçek hayattan almakla beraber kurgusaldır. C. Bütün unsurlar olay örgüsü etrafında gelişir. D. Olaylar ve kişi özellikleri detaylandırılmadan aktarılır. E. Hikayeye oranla zaman kavramı geniş, mekan kavramı daha ayrıntılıdır. Evet, herkesten bir cevap istiyorum ben. Zülal, gördüm. Bilerek yorumlamadığımı biliyorsun. Evet, doğru yanlış demiyorum yani. Zülal, cevabını gördüm. Evet, herkesten cevap istiyorum lütfen. Ali Murat, cevap verenlerin isimlerini söylüyorum. Evet. İki kişi mi cevap verecek? Ben yazıyorum bir dakika. Tamam. Nisa. Kerem. Muhammed, Nebahat, Sude. Evet. Bakıyoruz cevabımıza ama cevap vermeyen arkadaşlarım olduğunu üzülüyorum. Bilmenizi isterim.
Cevabımız aferin Denizli diyenlere. Denizli. Olaylar ve kişi özellikleri detaylı bir şekilde romanda aktarılır. Hikayede detaylandırılmadan, romanda ise detaylandırılarak anlatılır. Bakalım bu soruyu kimler bilecek? Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta nokta. Eserdeki kahramanlarla ilgili ilişkilerin, çatışmaların ve bunlara bağlı olayların belirli bir karşıtlık çizgisi boyunca gerçekleşmesidir. Belirli bir zıtlık çizgisi boyunca gerçekleşmesidir. Bakalım. Muhammed Sude, Zülay, Muhammed, Sude, Zülay, Nisa, evet, Ali Murat, Berfin, Muhammed, Muhammed demedim zaten. Muhammed'in bu, evet evet, Muhammed cevap vermiş zaten. Ali Murat, Berfin, oradasın değil mi? Kerem. Buradayım hocam. Evet, cevabını bekliyorum senin de. Eserdeki kahramanlarla ilgili ilişkilerin, çatışmaların ve bunlara bağlı olayların belirli bir karşıtlık çizgisi boyunca gerçekleşmesine ne denir? Muhammed'in cevabını tekrarlıyorum. Berfin. Bakıyoruz. Cevabımız tabii ki Denizli olay örgüsü denir. Mantıklı bir düşünün arkadaşlar. Eserdeki kahramanlarla ilgili ilişkilerin, çatışmaların, bunlara bağlı olayların belli bir zıtlık çizgisi boyunca gerçekleşmesine olay örgüsü denir. Numaralanmış cümlelerden hangisi gözlemci bakış açısının özelliklerinden biri değildir? Çok güzel bir soru. Anlatıcı olayları sadece dışarıdan gözlemleyen bir şahit konumundadır. Olaylar bir kamera tarafsızlığıyla anlatılır. Kişilerin duygu ve düşünceleri eylemlerinden çıkartılır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Kahramanların gizli konuşmaları, kafalarından geçenler anlatılır. Bu sorunun cevabını hemen vermeniz lazım. Numaralanmış cümlelerden hangisi gözlemci bakış açısının özelliklerinden biri değildir? Evet Nisa. Evet. Diğer arkadaşlarım da lütfen. İyi düşünün. İşledik. Hatta okulda işledik. Bir de Zoom'da işliyoruz. Ali Murat. Zülay. Kahramanların gizli konuşmaları, kafalarından geçenler anlatılır. Gözlemci bakış açısının özelliklerinden biri değildir. Açıyorum cevabı. Tabii ki Edirne. Pıtırcıklarım, ilahi bakış açısının özelliği değil midir? Kahramanların gizli konuşmaları, kafalarından geçenler anlatılır. İlahi bakış açısında bu özellik vardır. Gözlemci bakış açısında böyle bir özellik yoktu. Aşağıdakilerden hangisinde anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A. Olayların geçtiği yer gerçek ya da hayali olabilir. B. Başkalarında da bulunan ortak özellikler taşıyan şahıslara tip denir. C. Olaylar kronolojik sırayla, oluş sırası verilmek zorundadır. D. Bir romanın yapısını olay, kişi, zaman ve mekan oluşturur. E. Olayların belli bir karşılıklı çizgisinde gelişmesine
olay örgüsü denir. Evet. Lütfen düşünün. Sude. Nisa. Cevabımız C arkadaşlar. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olaylar illaki kronolojik sırayla verilmek zorunda değildir. Geriye dönüş tekniği vesaire anlatım teknikleri vardı değil mi? Arkadaşlar lütfen dersi daha dikkatli dinleyin lütfen. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben parçayı okuyacağım. Lütfen iyi dinleyin. Genç kadın kapıyı çekip çıktı. Avlu aralık kalmış, oda kapılarından duran sarı ışıklarda alacakaranlık. Odalardan birinde belki de bir bekar yavru çalışmak üzere gelmiş de gurbet koymuş herhangi biri eli kulağa atmış, nizip ağzı uzun ama tutturmuştu. Genç kadın durdu. Türkü öyle yanıktı ki babasını çok az hatırladığı halde annesini, sonra askerdeki abisini hatırladı. Avlunun ışık tutmayan koyu karanlık duvar dibine çömeldi. Başını avuçları içine aldı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Anlatmaya bağlı edebi metinden alınmıştır. B. Öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır. C. Olayların yaşandığı zaman gerçek zamandır. D. Kahraman birinci tekil kişidir. E. Hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Evet. Bekliyorum. Cevap yazanları görüyorum tabii ki. Arkadaşlar, derse katılımınızı arttırmanız gerekiyor. Lütfen. Cevabımız Denizli. Kahraman birinci tekil kişi değildir. Hocam ben de tam yazıyordum. Öyle mi? Tamam. Bak mesela genç kadın kapıyı çekip çıktı. O çıktı. Üçüncü kişi ağzıyla yazılmış değil mi bu metin? Yani kahraman birinci tekil kişi olamaz. Yaprak dökümünden alınan bu parçada kullanılan bakış açısı ama şimdi tamam. Yaprak dökümünden alınan bu parçada kullanılan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? Sanırım bu parçayı söylüyor arkadaşlar. Biraz önce okuduğum parçayı söylüyor. Yani bu paragraftan bahsediyor. Paragrafı bir kez daha okuyun diye bekliyorum. Daha sonra soruyu tekrar açacağım. Bir açayım soruyu, bekleyin. Yaprak dökümünün alınan bu parçada kullanılan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? Kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı, hakim bakış açısı,
Üçüncü kişili bakış açısı, müşahit bakış açısı. Müşahit bakış açısı, gözlemci bakış açısı demek. Evet. Bir daha açtım. Okuyun. Paragrafı okuyun. Genç kadın kapıyı çekip çıktı. Cevaplarınıza bakıyorum ben. Evet. Yaprak dökümünden alınan bu parçada bakış açısı hangisidir? Kahraman bakış açısı, gözlemci, hakim, üçüncü kişiyle bakış açısı, müşahit bakış açısı. Cevabınız nedir arkadaşlar? Yazdım ben hocam. Hocam soru değişmedi diyecektim. Pardon. Evet. Şimdi de şıkları gösteriyorum. Cevabı açacağım artık. Hocam. Evet. Bir şey paragrafa geri dönebilir misiniz? Tabii. Tamam, bir de geri gelebilir misiniz şıkları? Tabii. Bakayım. Aldı diyor çünkü. Evet. Yazıyorum hocam hemen. Tamam. Cevabımızı açayım ben. Ali Murat Nisan Zülen gördüm. Cevabımızı açıyorum. Cevabımız kahraman bakış açısı. Ay bir saniye. Durun. Bir karışıklık var. Bir saniye. Bir daha aldı diyor. Aldım demiyor ki. Hayır. Durun. Bu sorunun parçası o değilmiş. Anladım. Bu sorunun parçası bak birden burada... sorulsaydı. İlk önce bunu verir insan, ondan sonra soruyu verir. Bu parçayı kastetmiş. Tamam. Yani bu... Ki hocam diğerinde aldı diyor, evet, o yüzden. Diğerinde zaten ben tam onu açıklayacaktım. Zaten bu soruda hocam... Edirne'de hakim bakış açısı da yazılmıştır. Doğru. Bu parça hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Bir açıklayayım. Bakın, genç kadın kapıyı çekip çıktı. Abla aralık kalmış. Oda kapılarından bulan sarı ışıklarla alacakaranlarında. Odalardan birinde belki de bir bekar yahut çalışmak üzere gelmiş de gurbet koymuş herhangi biri eli kulağı atmış, nizip ağzı uzun ama tutturmuştu. Genç kadın durdu. Türkiye öyle yanıktı ki babasını bak. Burada dikkat et. Çünkü öyle yanıktı ki babasını çok az hatırladığı halde annesini sonra askerdeki abisini hatırladı. Kahramanın zihninden geçen durumu dahi biliyor. Kahramanın psikolojik durumunu da biliyor. Yani hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Biraz önceki sorunun metni bir sonraki sayfada yer alan buymuş arkadaşlar. Tamam mı? Yani orada bir karışıklık oldu. Z kitapta böyle parça parça verdiğim için bir karışıklık oldu. O yüzden kusura bakmayın. Okumuş olduğunuz metnin bakış açısı ilahi bakış açısıydı. Unutmayın. Parçayı geçiyorum. Gıcık oldum bu parçaya. Geçelim şu parçalara. Evet. Böyle düz sorulara gelelim. Romanla ilgili bilgiler içeren numaralanmış cümlelerin doğru yanlış sıralaması hangisidir? 1, 2, 3 tane madde vermiş. Hani doğru yanlış mı? Yanlış doğru mu? Bunun sıralaması hangisidir? Okuyun bakalım be. Mesela romanlarda olayın oluştuğu, geliştiği çevre veya yere mekan adı verilir. Doğru mu, yanlış mı? Mekan birçok romanda sadece bir sahne işlevi görür. Doğru mu, yanlış mı? Mekan bazı romanlarda kahramanların temsil ettiği
düşünce veya zihniyeti karşılar. Doğru mu yanlış mı? Ali Murat'cığım cevabını gördüm. Evet arkadaşlar. Ben de yazdım hocam. Bakıyorum. Cevabımızı açalım o zaman. Cevabımız bakayım kim A, kim E dedi şöyle tekrar. Ben Edirne cevabımız demiştim. Cevabımız Edirne. Cevabımız Edirne. Ben de romanlarda demiştim. Olayın oluştuğu, geliştiği çevre veya yeri mekanlarına doğru. Mekan birçok romanda sadece sahip, tabii ki yanlış. İki yanlış. Mekan bazı romanlarda kahramanların temsil ettiği düşünce veya zihniyeti karşılar doğru. Aşağıdakilerden hangisinde cümlede verilen bilgiyle yay ayrış içinde verilen terim birbiriyle ilişkili değildir. Romanda farklı özellikleri düşünce tarzına, hayat anlayışına, sosyal veya ekonomik duruma vesaire sahip insanların karşı karşıya gelmesi çatışma. Romanda ele alınan temel duygu ve kavram, tema. Lütfen yapın. Romanda uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşen olayın veya ayrıntılar olan bir olayın kısa anlatımı gösterme, romanda yazarın anlattıklarına karşı kendisi için belirlediği konu, anlatıcının tutumu, romandaki olayların olay kişilerinden biri tarafından anlatıldığı bakış açısına kahraman bakış açısı denir. Hangisi verilen bilgiyle ilişkili değildir? Nebahat. Ayrı olarak gördüm cevabını. Açıyorum cevabı. Aferin. Tabii ki Nebahat'in dediği gibi Ceyhan tabii ki. Gençler, daha dikkatli okuyorum. Romanda uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşen olayın, olayların veya ayrıntıları olan bir olayın kısa anlatımına özetleme denmiyor muydu? Özetleme, gösterme değil. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar François Rabelais Gargantua adlı eseriyle vermiştir. Edebiyatımızda ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşuk'u Talat ve Fikret'tir. Eserdeki kahramanlarla ilgili ilişkilerin, çatışmaların ve bunlara bağlı olayların belirli bir karşıtlık çizgisi boyunca gerçekleşmesi olay örgüsüdür. Bu cümleleri var ya birebir okuduk. Anlatıcının her şeyi gördüğü ve bildiği bakış açısına gözlemci bakış açısı denir. Romanda olaylar birbirlerini destekleyen, sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişme gösteren bir sıralama oluşturur. Aferin. Birinize aferin diyorum ama biraz sonra anlar kime aferin dediğim ben. Cevaplarınıza bakıyorum. Aferin. Aferin. Aferin arkadaşlar. Güzel. Evet. Cevap vermeyen arkadaşlarım da lütfen versin. Cevabımıza bakalım o zaman. Cevabımız tabii ki Denizli. Anlatıcının her şeyi gördüğü ve bildiği bakış açısına ilahi bakış açısı,
hakim bakış açısı denir. O yüzden cevabımız denizdi arkadaşlar. Evet gençler, saat 17.42. İsterseniz bugünlük ikinci dersinizde bu kadar yeter. Ben yoklamamızı alayım. Gençler, kalme, soru bankası, roman ünitesiyle ilgili sorular, ödeviniz. Ne zamana ödeviniz arkadaşlar? Bu cumaya kadar, bakın süreyi çok veriyorum. Bu cumaya kadar kalme, soru bankası, romanla ilgili tüm sorular ödeviniz. Anlaşıldı mı? Bir de sizden bir ricam var. Lütfen konu anlatımı kitabından roman konusunu bir tekrar gözden geçirin, okuyun. İlk önce gözden geçirin tekrar. Bakın ilk önce videoları izleyin. Daha sonra konu anlatımı kitabından konuyu gözden geçirin. Ondan sonra soru bankasından sorular çözün. Ne zamana kadar? Cuma 22'ye kadar. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam hocam. Ama dediğim sıralamayı lütfen bozmayın. Bugün örneğin videoları bir göz atın, dinleyin. Daha sonra konu anlatımına göz atın, bir göz atın, inceleyin, okuyun. En sonunda ise kalme soru bankası, romanla ilgili tüm soruları çözün. Bir de bana cuma akşamı 22'ye kadar ödevinizi atacaksınız ya. Kaç soru var, kaç yanlış yaptın? Sakın unutma bak, bunu lütfen bildir. Ben çünkü hani sormayayım, ben demiştim demeyeyim o anda sana. Mesela toplam 50 soru var. 50 soruda kaç yanlış yaptın? Bunu da bana mutlaka bildir. Tamam mı gençler? Tamam. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tabii ki, tabii ki. Bu hafta hani yılbaşı ya. Evet. Bu ödevi haftaya pazartesi yapsak olur mu hocam? Yılbaşı cuma günü müydü? Perşembe hocam. Perşembe. Tamam olur hani bunu. Peki. Pazartesi akşamı. Çok tamam. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Tamam. Pazartesi akşamı olsun ama dediğim gibi yapın. Tamam mı? Sistemden çıkabiliriz. Saniyeleriniz var. Hani yüzünüze kapandığı gibi olmasın. Pazartesi akşamına ödevimiz olsun. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere gençler. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Biz hocam görüşürüz. Sağ olun.